Ya oğlum özellikle küçük olan 8 yaşında o çok daha duygusal baktı olaya. Kapının önüne gelip ağlıyordu falan. Yani bir anne olarak tabii ki de çok yani yoğun duygular yaşıyorsun. Ama gidip sarılamıyorsun çünkü bir bulaşıcı hastalık var. Yani onu da bulaştırabilirsin. Yani zor bir süreç, gerçekten zor bir süreç. Şöyle yemek yiyoruz masada. Eşime dedim ki, aa Kaan'ın boyu uzamış. Yani gerçekten ciddi anlamda ailelerimizden koptuk. Çünkü dediğim gibi bu son zamanlarda evet çalışma saatlerimiz daha stabilizeydi. Yani kaçta gidip kaçta geleceğimiz daha bir belirgindi ama öncesinde öyle değildi. Belli bir süre zaten 3 ay kadar ben çocuklarımdan ayrı kaldım. Babaannelerine bırakmam gerekiyordu çünkü yani yoğun çalışıyoruz ve virüsü eve taşımaktan çok korkuyoruz. Hani çocukları daha masum olarak görüyoruz. Eşim tabii çalışmaya devam etmek zorundaydı. Yani zor bir süreç, gerçekten zor bir süreç. Ya benim şöyle ilginç bir anım olmuştu. Bir ekip arkadaşımla birlikte çok yaşlı bir teyzeyle amcaya gitmiştik. Teyzeyle amcaya zor bela izole olmaları gerektiğini, evde kalmaları gerektiğini anlattık. Kabul ettiler. Ondan sonra ama bizim yiyecek ekmeğimiz yok dediler. Ne yapacağız biz dediler. Neyse biz de çıktık arkadaşla birlikte ekmeklerini aldık, getirdik, bıraktık. Ondan sonra 3 gün sonra amca beni aradı. Kızım bizim ekmeğimiz bitti diye. Ya tabii böyle ufak tefek güzel anılarımız da oluyor. O kadar çok zordu ki ben evin dışına böyle bir kabin yapıp o kabinde üstümü çıkarıp eve girmeyi bile düşündüm yani bir ara. Çünkü üstümüzü çıkartıyoruz, çocuklarımıza, ailemize bir şeyler bulaştırmak istemiyoruz. Zaten çok mesafeliyiz evde. Çünkü ister istemez pozitif hastaya gidiyorsunuz. Tamam bu kıyafetle gidiyoruz, çıkartıyoruz ama bir şey taşıyor muyuz, taşımıyor muyuz bilmiyoruz. O yüzden bunları çıkartıyoruz, üstümüzü hemen balkona atıyoruz falan. Ya çok zor bir süreç bizim için ve ailemiz için. Ama yaşlı teyze amcalar mesela biz gidiyoruz, biz hastayla mesafeli durmaya çalışıyoruz. Fakat teyze amca illa gelin, hadi size bir kahve yapayım, çay yapayım, yorulmuşsunuzdur diye çok teklif eden oldu. Yani çok güzel şeyler de yaşadık. Böyle aksi yani ters tepkiler de çok aldık bu süreçte.